Dün bugün sağlıktan bugüne merhaba, günaydınlar efendim. Bugünkü bölümümüzde trafik kazalarında ani kalp durmaları ve ilk yardımı konuşacağız. Maalesef ülkemizde her yıl binlerce insanı trafik kazalarına kurban veriyoruz. Her bayram sonrasında da acı bilançoları haber bültenlerinde görüyoruz. Umarız ki bu bilgileri hiç kimsenin ihtiyacı olmasın bu bilgilere. Ve bu bayram sonunda da inşallah bu trafik kazalarında insanların hayatlarını kaybetmemesini temenni ediyoruz ve bugün konuğumuzla ilk yardımı konuşacağız dedik. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zerrin Özköse Şatırlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Esra. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında tatsız bir konuyla başlayacağız ama bilinçli olursak bu tatsızlığı belki tatlı hale getirebileceğiz. Evet. Trafik kazalarından bahsedeceğiz. Maalesef bayram tatilleri uzun olduğunda insanlar karayoluyla seyahati tercih ettiklerinde sonrasında bazı acı haberler alıyoruz ve hepimizi çok üzüyor. Kaza kaçınılmaz bir şey yaşıyoruz ama bu kazalar karşısında nasıl davranacağımız, ilk tepkiyi nasıl vereceğimiz, nasıl müdahale edeceğimiz çok önemli. Bugün sizinle bunu konuşacağız. Şimdi trafik kazalarından başlayalım. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İlk yapmamız gereken şey nedir? Evet, tabii ki nasıl karşılaştığımız önemli bu kazayla. Eğer biz bir arabayla seyir halindeyken karşılaştıysak önce kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Zaten bütün ilk yardımın temelinde ilk prensip kendi güvenliğimizi sağlamak. Sonra kurtaracağımız kişilerin ve etraftakilerin güvenliğini sağlamak. Arabayla seyir halindeyken karşılaştık. Arabamızı bir tarafa çekeceğiz, kontağı kapatacağız. Eğer içiyorsak içmediğimizi ümit ediyoruz, sigaramız varsa söndüreceğiz ve olay yerine aşağı ineceğiz. Yaklaştığımızda kaza mahalline, eğer ortada bir yaralı, şüpheli bir yaralı varsa o yaralıya önce müdahale edeceğiz. Etraftakilerin o yaralıdan uzak durmasını panik nedeniyle zarar verebilirler. Sağladıktan sonra ilk teşhisimizi yapacağız. Nedir? Ne durumdadır? Yapacağımız şey bilinci açık mı? Ciddi bir kaza mı? Hafif bir kaza mı? Bilinci açık mı? Bilinç kontrolü yapacağız. Nasıl yapacağız? Çok sarsmadan, nasıl bir kaza geçirdiğini, sıkışıp sıkışmadığını, ezilip ezilmediğini bilmediğimiz için hafif sarsarak, yüksek sesle aç gözünü veya iyi misin tarzında bir sesli uyaran veriyoruz. Eğer ona yanıt alırsak çok ciddi bir problem olmayabilir. Olabilir ama olmama ihtimal daha yüksek. Yanıt alamaz isek eğer ortamda ciddi bir durum söz konusu demektir. Sağlıkçı değiliz. Yanımızda herhangi bir alet edevat yok. Ama zaten ilk yardım sağlıkçı olmayan kişilerin olay anında oradakilerin yapması gereken işlemler. Amaç ne burada? O kişinin daha ciddi bir duruma dönüşmesini engellemek, etraftakileri teskin etmek, bilgili kişileri, profesyonel kişileri, ambulansı oraya yönlendirebilmek. Yapacağımız şeyi tekrar baştan alırsak, şuur kontrolü yaptık. Nasılsın, iyi misin, aç gözünü tarzında. Eğer bir yanıt alamaz isek ortam çok ciddi. Hemen telefonla bir ambulans, bir 112'yi arayarak ilk yardım ekibinin oraya, acil yardım ekibinin oraya gelmesini sağlıyoruz. Konum belirtiyoruz tabii. Şu güzergahta işte 3 kişi, 5 kişi belli bir yerinde kanama var, yok tarzında. Biz yardımı çağırdıktan sonra o yaralıya geri dönüyoruz. Onu öyle bırakmayacağız tabii. Evet, orada ne yapacağız? Orada ne yapacağız? Orada acaba şuur kaybı dışında bir dolaşımı var mı? Nabzı atıyor mu, solunumu, yani yaşamsal fonksiyonları yerinde mi? Herkes doktor değil tabii, nasıl yapacağız bunu? Çok basit bir nabız kontrolü yapılabilir. Boynundan, karotis dediğimiz ana damarlardan ya da başını hafif şöyle geriye atıp iyice yanağımızı ağız bölgesine yaklaştırırsak bir solunum sesi var mı acaba diye hissedebiliriz onu. Eğer solunum yok, nabız yok ise durum çok ciddi demek. Hiç tereddütsüz kalp masajı dediğimiz kardiyak kompresyona başlıyoruz. Burası çok önemli. Evet, kalp masajına başlayacağız. Ama herhalde en çok dikkat etmemiz gereken şey bu kadar bilinçli olmadan tam tersi hayatı tehlikeye sürüklemek. Kalp masajını da doğru yapmak, bilinçli yapmak herhalde burada devreye giriyor. Evet. O yüzden çok bilinçsizce hastanın başka bölgelerine bastırmak, kalbine değil işte kaburgalarına, kemiklerine bastırmak da çok tehlikeli bir şey değil mi? Yine o bir yere kadar da Esra Hanım, şu önemli,
kazazedeyi arabadan çıkarmaya çalışırken yapılan o karga tulumba hareketler en çok zarar verenler onlar. Çünkü kalp masajında eğer uygun yerine yapmazsanız en fazla kaburgalarında bir zedelenmeye, bir kırığa yol açarsınız. Hayati değil. Ama öbür türlü boyun omurlarında çekmeye bağlı, uygunsuz yerleştirmeye bağlı o kişiyi, geri dönüşümü mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz. Kalp masajı o kadar zor bir şey değil. Halk çok korkuyor bundan. Yanlış bir şey yapar mıyım? Hayır, yapılacak şey çok basit. Nereye masaj yapacağız? Kalbin üzerine değil. Göğsün, şöyle elimle göstereceğim. Hı hı. Maketimiz yok. Göğsün ortasından geçen çizgiyle meme başlarını birleştiren çizginin tam kesiştiği yer, tam orta nokta. Çok basit bir şekilde yukarıdan aşağı inen çizginin meme başlarından geçen çizgiyle kesiştiği orta noktaya bir elimizin şu kısmını, topuk diyoruz biz buraya, el topu. El topunu koyup öbürünü de üzerine ister çapraz koyun, ister parmakları geçirin. Burada önemli olan gücünüzü omuzdan hastanın göğsünün tam ortasına basınç yapacak şekilde iletmek. Bunu sürekli şekilde, hızlı bir şekilde, yani dakikada böyle 100-120'yi tutturacak şekilde kompresyonlarla kalbin yerine geçerek dolaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bunu yaptıktan sonra hastaya yapay solunum verebiliriz. Yani burnunu kapatıp başı biraz hafif geriye alıp, çok değil, burası çok önemli, kaza geçirdiği için vertebra hassasiyeti ya da yaralanması söz konusu. Halk bunu bilemez tabii. Hafif başını geriye alıp burnu tıkayıp ağzından iki nefes veriyoruz. Tekrar masaj yapıyoruz. 30 kez masaj, 2 yapay solunum. 30 masaj, 2 yapay solunum. Gücümüz yettiği yere kadar, profesyonel ekip gelene kadar ya da inşallah kazazede gözünü açana kadar buna devam ediyoruz. Başka komplike bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bunu yapmak hayatta kalışı sağladığı için. Peki hocam, bunun bir süresi, yani 10 kere yaptınız, 20 kere yaptınız, tamam artık yeter dediğimiz bir süre var mı? Yoksa ambulans gelene kadar aralıksız, eğer gücümüz varsa, eğer yapabildiğimize inanıyorsak, evet, yapalım mı? Evet, mecbur yapacağız yani. Hı hı. İşte eğer kalabalıksak işimiz çok kolay. Yanımızdan birilerini çağırıp onlarla, çünkü çok yorucu bir işlem, çok kolay bir iş değil yani. Hı hı. Derslerde de biz öğrencilerimize gösteriyoruz. 2 dakikada yoruluyor insan. Ama orada bir kuvvet hem geliyor, hem de etraftan da birileri olursa çok daha etkili, efektif masaj olur. Yapmak zorundayız. Kesinlikle. Yani ben burada yoruldum, artık bırakayım. Hayır. Ambulanslarımız çok şükür ki 112 gayet hızlı çalışan bir sistem. Dolayısıyla yorulana kadar yapacağız dediğim İnşallah gibi. İnşallah hayata döndüreceğiz ve sonrasında 112 sağlık ekiplerine teslim Profesyonel edeceğiz. Profesyonel ekibe teslim edeceğiz. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Ama tabii bu arada eğer kanayan bir açık yarası varsa, çok bariz görülen bir kırığı varsa, kanayan yaranın üzerine tampon yapacak temiz bir tişört olabilir, bir atkı olabilir mevsimine göre. Bir bandajla o kanamayı durdurmaya çalışacağız. Kırıksa mümkün mertebe olabildiğince onu düz eksende tutmaya çalışacağız, ama ani bir hareket yaptırmadan. Bu minik yardımları da tabii ki buna eklememiz lazım. Hı hı. Sadece kalp masajı, yapay solunum değil ilk yardım. Kesinlikle. Şimdi ilk yardım, evet, sadece bunlar değil, başka ani kazalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de soluk borumuza bazı cisimlerin kaçması. Ya. Özellikle küçük çocuklarda çok sık rastlanan bir şey ve aileler ne yapacaklarını, nasıl müdahale edeceklerini bilemiyorlar ve çocuklarını kaybedebiliyorlar. Tabii. Bu tip sonuç, olumsuz sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Böyle bir şey yaşadığımızda ne yapacağız ilk? Çocuklar için konuşuyoruz, hı-hı, herhalde öncelikle, ama ilişkinlerde de çok sık görülen bir şey. Çünkü konuşmayı çok seven erişkinler, bir yandan konuşup bir yandan yemek yiyen ya da bir şeyler içen erişkinlerde de hiç azımsanmayacak kadar çok bir olaydır yabancı cisim. Çocuklarda eğer bundan şüpheleniyorsak gerçekten, çocuğun büyüklüğüne göre, küçük bir çocuksa, bebeklik çağındaysa eğer, elimizin üzerine hafif baş aşağı olacak şekilde yatırıp diğer elimizle, serbest elimizle sırtına kuvvetlice 1-2 kez vurup yandan da cismin çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Eğer biraz daha büyük bir çocuksa şu kaburgaların altından elimizle şu şekilde manevrayla öne yukarı
tarzda bastırarak o cismin yine çıkmasını sağlıyoruz. Ya da erişkin insansa onda biraz zor oluyor ama eğer bir de uzun boylu biri ise arkasından geçip yine onu kucaklayacak şekilde kostaların, kaburgaların altından elleri birleştirip aynı şekilde birkaç kez kuvvetli kuvvetli yukarı doğru ittirmek gerekiyor. Ya da iki kürek kemiği arasına kuvvetlice bastırmak. Bildiğimiz basit yöntemler ama inanın çok hayat kurtarıyor. Çünkü peki çıkaracak hocam, alet yok. Evet, peki diyelim ki burada çocuklarda mutlaka yanında ebeveyni var, ailesinden birisi var. Evet, yetişkin bir birey evde tek başına yemek yiyor. Televizyon izlerken, masa başında otururken boğazına bir şey karşı. Tek başıma evdeyken başıma böyle bir şey gelse ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bir keskin olmayan, bunun gibi kavisli bir sandalye kenarı olabilir. Hı-hı. Veya başka bir bu tarz zedelemeyecek, ek zararlara yol açmayacak bir aletle aynı şekilde aynı yere kendimizi kuvvetlice ittireceğiz. Yani önemli olan buradan bir basınç uygulayarak alttan uygulanan basınçla o cismi çıkarmak. Kendi kendinize yumruk vurmanız biraz zor olacağı için bu cisim yardımıyla kendi kendimizin yabancı cismini de böyle çıkarıyoruz. Peki hocam, herkes ilk yardım yapabilir mi? Yani şimdi evet, bu konuda eğitimler veriliyor devlet ailelerinde, resmi kurumlarda, evet, okullarda, üniversitelerde. Evet. Bu tip eğitimler var. Evet, 112 sağlık ekipleri, hekimlerimiz seferber olmuş durumda ama evet, herkes biraz eğitim alsa ilk yardım yapabilir diyebilir miyiz? Tabii ki. Biz, ben Türk Anestezyoloji ve Reanimasyon Derneği İç Anadolu Şube Başkanıyım aynı zamanda. Ve bizim dernek reanimasyonla da çok ilgilendiği için Hayata El Ver kampanyasıyla bunu halka olabildiğince yaygınlaştırmaya çalışıyor. Halen aktif olarak yapıyoruz. Eğitim verilebilir, eğitim alınabilir, sertifika alınabilir. Bunlar en ideali. Ama Türk toplumunun bu kadar çok kötü, istenmeyen kazalarla, travmalarla, terörle yüz yüze olduğu bugünlerde sertifika aranmaksızın iki eli olan herkesin bu basit işlemleri mutlaka yapmasını istiyoruz. Çünkü burada girişimsel bir iş olmadığı için yasal bir sorumluluk da yok. Seyirci olmaktansa iki elinizi kullanarak bir hayat kurtarın diyoruz. Çok basit. İnşallah. Artık programımızın sonuna geldik. Şimdi bayram dönüşü sizden hem uyarı hem mesaj, nelere dikkat edeceğiz, ne yapacağız, mesajlarınızı alalım sonra kapatalım. Herkese çok güzel bir bayram geçirmesini, olabildiğince huzurlu, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Yapılacak şey, lütfen uykusuz yola çıkmayın. Lütfen 5 dakika erken gideceğim diye hayatınızı tehlikeye atmayın. Dikkatli olun. Sevdiklerinizle ne kadar çok uzun bir süre geçirirseniz o kadar hayat uzar sizin için. Dikkat edin diyorum sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok faydalı bilgiler elde etmiş olduk. Umarız bilinçsizce yapılmaz. Umarız herkes eğitim almak için seferber olur. İnşallah. Herkes küçük yaştan en yaşlısına kadar ilk yardım yapabilecek düzeyde ve bilinçli olur inşallah diyoruz. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Vesile oldunuz. Efendim, biz bugün konuğumuza ilk yardımdan bahsettik. Özellikle bayram dönüşü trafik kazaları. Umarız ki yaşanmaz ama yaşanırsa, böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak nasıl müdahale edeceğiz? Bunları öğrenmiş olduk. Tekrar bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.